Selamun aleyküm arkadaşlar. Şamandıralarımız geldi. Şimdi buradan Cafer Aktaş kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kendisi üreticidir. Sağ olsun şamandıralarımızı getirdi. Şimdi arkadaşlar bunlar yeni versiyon şamandıralar. Yeni nesil tabir ettiğimiz. Şimdi arkadaşlar bunlar fosforlu tabir ettiğimiz şamandıralarımız. Şimdi şöyle arkadaşlar, bunun bir tane kurulumunu yapalım. Ben size bunun izahatını yapacağım. Arkadaşlar bu şekilde. Sustalı yani yaylı. Bu makinamızdan gelen misina kurulumu bunun hem kolaydır hem çok birçok alanda da kullanılabilmekte bu şamandıralar. Şimdi şu şekilde arkadaşlar, buna bir tane stoper takacağız. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Şu şekilde bir tane stoperimizi taktık. Şu şekilde. Biraz açalım. Şimdi arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz klips. Kamışımızın ucundaki klips bu. Bir tane de klipse bağlantı yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. Daha önce düğümlerini çektik. Olsun, yine çekelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Bir daire çizerek İçerisinden 4 defa geçiriyoruz. Daha sonra bu şekilde yürüterek bunu sıkıyoruz. Fazlalıklarını alalım. Makas ip kesmiyor ya, malum. Şimdi arkadaşlar şöyle. Stoperimizi taktık. Bu da klipsimiz. Bizim yapmamız gereken bu sistem kolaylığı burada zaten. Sustalı arkadaşlar. Bakın şu şekilde yapıyoruz. İçinden çıkardık. Hop geçirdik, kapandı. Olay bu. Şimdi biz bunun derinliğini, işte biz yeni kapı çatladık, kapı gibi çekimler yapıyoruz. İşte 2,5 metre, 3 metre gibi derinlik veriyoruz. Bu stopere yeterli. Bunun ucuna da çaparımızı asıyoruz. Gece çaparımızı. Bu şekilde. Diyelim ki takımı bitirdik, işimizi topladık. Aynen yapmamız gereken bu. Çıktı. Ne yaptık? Geldik stoperimizde. Klipsimize yasladık. Avımıza devam ediyoruz. Gündüz avlarında şurada burada neye kullanıyorsak takımımızı. Bize bir engel yok arkadaşlar. Dediğim gibi mesafeyi verdik. Tekrardan geldik av bölgemize. Açtık, kapattık bu. Çok kolay bir sistem olmuş bu. Ustalarımızın ellerine sağlık. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar bu şamandıra karagöz, mercan, eşkina, yayın, sazan gibi avlarda da kullanılabilir. Özellikle eşkina karagöz avlarında bu şamandıralar çok etkili. Etkili olmasının sebeplerinden bir tanesi şu. Mesela ben yeni kapıya gidiyoruz ağırlıklı. İdo'nun karşısında. İşte Çakar'ın önünden gece gündüz atıyoruz. Lakin çok takılıyor arkadaşlar. Bazen oluyor 5-10 takım harcıyoruz. Harcamayı bırakın. Takım önemli değil. Ama emek çok. O yüzden bu şamandıralar kullanılıyor. Bu şekilde tekli sistemler yapılıyor. Altına takımı asıyoruz. İşte 50-60 grama kadar kaldırabiliyor bu. Bu arada bunun üst tapası kauçuktur. Buradan da fosforumuzu koyuyoruz. Tekrardan kapatıyoruz arkadaşlar. Bu da bütün gece yanıyor tabii ışık olarak. Şimdi arkadaşlar mercanda karagözde şu olay var. Balık yakalandığı an kendini kayanın altına sokuyor. Bu sefer takım da gidiyor. Burada yapmamız gereken çoğu kardeşlerimde de görüyorum ben. Mesela takımını tripoda yaslıyor. İşte çekirdek çıtlıyor, işte telefonla oynuyor derken işte takım alıyor gidiyor hiç. Yani şunu demek istiyorum. Bu takımcılıktaki kural kaide kesinlikle gözünüzü bundan ayırmayacaksınız. Bunun yaptığı bütün hareketleri takip edeceksiniz. Tasmayı vurmasak balığı alamayız. Tasmayı vurduğumuzda balığı havalandırmış oluyoruz, almış oluyoruz. Bu sazanda da aynısıdır. Sazanda da aynı şekilde almazsanız sazan yakalandığı an kendini sazın içine vuruyor. O zaman da takım orada sarıyor. Bir daha da gidiyor. Balık da alamıyoruz. Demek istediğim balıkçılık biraz dikkat gerektiriyor. Özveri gerektiriyor. Demek istediğim arkadaşlar bu şamandıralar gerçekten kullanımı çok rahat. Dediğim gibi 50 gram 60 gram aralığında kullanabilirseniz. Bu şekilde sustalı arkadaşlar. Yaylı olması işimizi çok kolaylaştırıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ustalarımıza da. Siz de Allah'a emanet olun. Ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim.